bugün Milli Eğitim Bakanlığı okullarda Çanakkale'den Gazze'ye diye bir ders anlatılsın dedi. Aslında bu tam da yanlış bir politika izlediği, bütün okulların barışı değil savaşı savunan halde bir ders anlatılsın dedi. Biz de eğitim sen olarak tam tersini dedik. Okulların açıldığı gün her derste barış anlatılmalı, ülkemizde ve dünyada barış olmalı diyoruz. Söze böyle başlayayım. Şimdi biliyorsunuz ki AKP hükümeti özellikle eğitimde sürekli müfredatı değiştiriyor, yönetmelikleri değiştiriyor, kendi çıkarına uygun, gerici, biatçı bir eğitim sistemi yaratmaya çalışıyor. Biz eğitim sen olarak da bilimsel layık ana dilde bir eğitim hakkı savunuyoruz ve bu bizim en genel ilkelerimizi, amaçlarımızdan biridir. Bu konuda örneğin biz yıllardır şunu yapıyoruz. Bütün ülkede eğitim hakkını herkes eşit hakta yararlansın ve savunsun. Örneğin bunlardan da biri ana dille ilgilidir. Ana dille ilgili tüm insanlar kendi ana dilinde eğitim almalı ve ortak dille ilgili de ortak kültür almalıdır. Ortak eğitim almalıdır. Bir kendi ana dilinde eğitim almalı, bir de ortak kullandığımız dille ilgili eğitim almalıdır. Bu tüm okuyan çocukların, tüm öğrencilerin hakkıdır, eğitim hakkıdır. Nasıl bugün dünyada tüm canlılar kendi dilinde konuşuyorsa, kendi ana dilinde konuşuyorsa, işte kuşundan tutun aslanına, kedisine, hepsi böyle kendi dilinde konuşuyorsa, insan varlığı da kendi ana dilinde konuşmalıdır, kendi ana dilinde eğitim almalıdır. Hiçbir ana dili yok etmemeliyiz. Bunlar bizim kültürel zenginliğimizdir ve bunu savunmak zorundayız. Bu bizim temel ilkemizdir. Bugün maalesef ülke gerici bir eğitime gittiği için de AKP'nin bilimsel, laik, ana dilde eğitim savunmasını hak getirerek tam tersi bilimi reddeden, ana dilini reddeden, laikliği reddeden, kamusal eğitimi reddeden bir eğitim sistemi oturtmaya çalışıyor. Biatçı, gerici bir eğitim sistemi yaratmaya çalışıyor. İşte tarikatlara, cemaatlere her şey serbest, her şeyi açabiliyorlar ama maalesef bilimsel, laik eğitimi savunanların önünü tıkıyorlar, tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar. Düşünebiliyor musun? Sokakta işte geçtiğimiz dönemlerde bir kadın bir açıklama yaptı diye gözaltına alındı, tutuklandı. Bunun tek bir sebebi var, toplumu korkutmak, korku toplumu yaratmak. Bunu da başarmaya çalışıyorlar. Eğitim bu şekilde gerici, tek dil, tek vatan, tek dil gibi bir şeye büründürmeye çalışıyorlar. Halbuki kendi ana dilinde eğitim yapan ülkeler var, işte Hollanda, İsveç, İsviçre, birçok ülke var. Bunlarda da görüldüğü gibi ne ülke bölünüyor ne şey yapıyor ve eğitim gerçekten daha bilimsel, daha nitelikli, daha kaliteli oluyor. Çünkü kendi ana dilinde öğrendiği zaman daha başka bir eğitim almış oluyor. Herkes kendi ana dilinde konuşmalı, kendi ana dilinde eğitim alabilmeli. Herkes ana dilde konuştuğu için bölünmez. Bu herkesin anayasal hakkı olmalı.